Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizler birlikte Prenses Solmuş 2 serimizde kalmadan devam edeceğiz. Hatırlar siz arkadaşlar, birinci bölümün birinci dünyanın yani Mısır dünyasının arkadaşlar boss'unu yenmiştik, zombos'u yenmiştik orada arkadaşlar. Zombos'un dev Mısır örümceğini yenmiştik arkadaşlar ve korsanların bölümüne geçmiştik aynı şekilde. Ve arkadaşlar her zaman sıfırda like abone olmayı unutmayın. Ben yine baya altın ve baya elmas kastım arkadaşlar, hatta 100 bin altın kasmışım neredeyse. Şimdi şuna arkadaşlar size şu kitaptan bir şey göstermek istiyorum. Bir tane arkadaşım yorum yazmıştı ki bir hafta önce falan, en son Prenses Solmuş 2 attığım gündü herhalde. Bu Torchwood'u açabiliyorsun, onu işe yarar demişti. Ben de demiştim işte o sadece güç puanı. Aynen şunun gibi mesela, şunu açmak için kilidi kapalama yükseltme puanı geliyor sadece. Ben bunu Torchwood için de sanmışım ama Torchwood'u açmak için mi bu yüksek o puanları verdi? Tam emin değilim arkadaşlar. Level 1 diyor zaten. Ve ikinci soracağım şeydi arkadaşlar. Demek bunu açabiliyormuşuz yani. Şurada iki tane damage yazıyor. Biri 450 damage yazıyor, biri 10 damage yazıyor arkadaşlar. 10 damage muhtemelen buna eklediğidir. Mesela bu 25 vuruyor ya, bununla beraber 35 vuruyor. Ama 450 damage ne oluyor arkadaşlar? Onu yorumlara yazarsanız gerçekten sevinirim. O 450 damage şey olabilir ama. Şunu düşünün, 450 damage belki ultiyi bastınız. Yani özel bir tane bitki şeyi, özel gücünü bunu sürüklediğimizde, bunun üstüne kullandığımızda boost'u. Belki 450 damage vurmasını sağlıyor olabilir ama bilmiyorum, siz yine de yorumla yazın arkadaşlar. Şimdi bunu satın almak lazım zaten, Snoopy'yi ya da etkinliklerden falan en kötü çıkarabiliyoruzdur. Bundan sonra arkadaşlar Swarm atağı videosu gelecek. O videoda kaçırmayın derim. Şimdi 7. bölümden direkt saldıralım derken, ooo bak bu bölümden sonra böyle boz, iskelet, kuru kafa tası sembolü var. Bu ne abi? Varille bir şey geliyor, varille bir şey. Üstüne tıklayıp bakamıyorum değil mi? Kötü oldu. Şimdi bunu almıştık arkadaşlar, bu bayağı güzeldi. Ondan sonra biz en son videolarımızda hatırlarsanız ateş bir shelter'ımızı almıştık. Bu da bayağı güzel. Ya ben bunu kullanırım abi. Bayağı kullanırım. Ama bunu kullanmak istiyorum. O zaman bununla beraber bunu alalım. 175 istiyor. Bunun 175 istemesi neye bağlı anlamadım. Yükselttiğim için de bilmiyorum yani. Cevizimizi de alalım. Ve her videoda şu ekstra slot alacağım. 650 mi? Nasıl yani? Mesela ben cevizi de aldım. 650'ye düşmüş. Allah Allah. 2000 değil miydi bu? Garip. Vallahi benim için iyidir abi. Ve şu var. Ondan sonra işte ateş şeyi var. Diken almış. En son dikene denemek istiyorum. Hatta dikene deneyelim. Dikeni ver abi. Let's rock diyelim. Zaten ben her gün elmas altınla elmas kastığım için her bölüme girdiğimizde sizlerle beraber şu şeyi ekstra soltu her zaman alacağım. Belki bazen almayabilirim yani, bölüm kolay gelir gözümde. Alma gereği duyma ama yani genelde alacağım. Şimdi bakalım ne olacak arkadaşlar. Tabii adi geliyor. Şuraya koyalım abi şeyimizi. Evet. Ayçiçeği ya, iki kapatlı ayçiçeği de arkadaşlar. Bence bunu kullanmak daha iyi. Neden? Çünkü tek sefer iki tane veriyor. Tek dezavantajı işte daha yavaş veriyor. Ama bence daha güzel. Yani ben bunu daha çok seviyorum. Yani hızlı bölümlerde zombiler çok hızlı geldiği bölümlerde bununla oynanmaz ama yine de güzel yani. Onu da söyleyeyim yani. Ya bu arada mayını boşa almışız diyeceğim. Yok ya, mayını şunu durdurmak için aldık yani. O da iyi, bir yandan iyi oldu. Şimdi şunu şuraya koyalım. Ateş bir işadırı çok güzel arkadaşlar. Bakın normal bir zombi 3 vuruşta mı? Yok 3 vuruşta değil, 6 vuruşta falan öldürüyordu. 5 vuruşta öldürüyormuş ben. Ya efsane. Mesela ben şuraya bir tane şundan koyayım. Bunun ultisi nasıldır acaba ya? Bir kullanayım mı? Gelsin üstüne. Bir kullandım mesela. Oo abi bu bayağı iyiymiş ultisi. Acı biber etkisi veriyor bildiğiniz ya. Vallahi bildiğiniz acı biber etkisi veriyor. Şimdi şunu bir koyalım abi. Nasıl? Güzel değil mi? Aynen. Peki benim düşündüğüm şey şu. Bu arada şu adi geliyor abi. Şu adi de vurmak lazım. Çünkü ben video izlerken fark ettim, zombiyi salmıyor. Zombi böyle baş aşağı bitkilerimizi ısırıyor arkadaşlar. Oğlum gelme. Heh. Abi şu ne acaba? Şuna bak, merak etmedim değil. Abi sen öleceksin mi? Yoksa seni öldüreyim mi? Haydi. İşte böyle zorlu bölümlerle karşılaşabiliyoruz. Abi.
Abi bebek zombi geldi. Bebek zombi. Ana bebek zombi de varmış. Bebek zombi de korsanlarla beraber geliyor ya. Böyle bir şey var mı? Abi hemen şunları tek atalım. Abi bunun özelliği ultisi çok efsane bu ateş bir çatırın. Abi efsane tek atıyor. Direkt tek atıyor yani devleri falan da tek atıyor mudur bilmiyorum. Ama normal zombileri falan tek atıyor. Bayağı da yararlı kullanışlı bir şey kendisi. Mesela bunun ultisi nasıl abi? Bastım bunun ultisine. Evet o mavi ateş veriyor. Baksanıza çıldırdı çıldırdı. Kafayı yedi. Vallahi kafayı yedi. Şuraya bir diken koyalım. Tamam. Şuraya ekstra mayın koyamayız. O tahtaya koyamıyoruz işte. Sıkıntı orada. Nereden fazla gelirse oraya şey yapacağım abi. Diken koyalım. Tamam bölüm bitirdik ya. Bakın abi baş aşağı bir en üsttekine bakın. Baş aşağı cevizimi yiyor kuşla beraber. Ya, tam bir adi. Hop şunu da bastım mı oyun bitti. Güzel. Güzel de şu ateş bir işi hatırla işi bayağı kolaylaştırıyor. Hem ucuz şeyler yani pahalı şeyler değil. 300-400 isteyen bir şey değil. Hem de kullanışlı yani. Hızlı şey reload'u da iyi herhalde. Cooldown'u da iyi hani hemen hemen hızlı galiba. Tam ona bakmadım ama heyecandan. İyidir diye düşünüyorum. Evet, bir tane kağıt parçası aldık. Bu kağıt parçasıyla bir map. Bring diyor abi. Not zombies. Zombiler yaz değil diyor ama Tresor, Prensler, Prens Atom nasıl yazıldığını. Evet, zombiler diyor. Map don't lie. Bu zombilerin bir map'i mi abi? Aynen zombilerin bir map'i galiba. Ve devam edelim bakalım. Harbiden oyunu yapmışlar ya. Gerçi oyunun üzerine emek var ama hani oyunun üzerine bayağı emek olduğundan dolayı mı bizden sürekli para istiyor oyun? Yani çok para göz bu oyun. Onu da bir anlamadım. Evet bu Zomboss geldi gene. Edgar Zomboss. Zaten burada bir boss simgesi vardı. Koru kafatası iskelet işte şeyi. Oh what's this for now? Bigger bot. Bot mu? Büyük ataktan hayatta kaldı. Precious onun ne demek olduğunu bilmiyorum ve bir şey daha söylemiş. Abi dev zombiye bakın. Adam elinde köpek balığı tutuyor. Vay be. Haydi. Ben şunları şuraya koymayı, yani ortalara koymayı daha çok iyi buluyorum. Neden? Çünkü daha mantıklı bence. Bu zombiye mayın mı? Mayın. Tamam abi. Şunu şuraya. Mayınları şöyle de koyabiliyoruz tabii ki de. Tamam o mayından ölecek. Oraya da bir tane koyayım abi. Patlasın o adi. Gayet iyi. Şuradan dikenimizi koyalım. Tamam güzel. Oyun bayağı sarıyor yani. Gerçekten oyun çok güzel ve çok yani... Harbiden hoş grafikleri, oynanış tarzı yani gerçekten hani birinci oyundan daha çok sarıyor gibi. Aslında birinci oyunda sarıyor. Şimdi birinci oyunda hakkını yemeyeyim gerçi de. Hani birinci oyundan aşağı kalır bir yanı yok kesinlikle. Yoksa birinci oyunda sarıyor. Survival modu falan bayağı sarıyor yani. Ve evet demir kafalı konuşamadım. Demir kafalı zombi geldi. Hadi bakalım. Full bunlardan mı dizmemi istiyorsun? Ne yapmamı istiyorsun abi? Vallahi koydum ben. Müzik de güzel bir yandan yani dıt dıt diye. Buraya mayın koyamazsın diyor. Böyle bir şey var mı? Vallahi buraya mayın koyamazsın diyor ya. Böyle bir şey yok. Abi. Ne yapayım o zaman? Şöyle bir şey yapabilir miyim? Mayın'ın ultisiyle beraber. Ya böyle bir şey oluyor abi. Tamam böyle olsun ne yapayım? O zaman arkalara mayın döşesek? Yok abi. Şöyle döşeyelim o zaman mayınlarımızı. En kötü ejderhalarımızı öldürürlerse ejderha bitkilerimizi mayınlara basarlar ne diyeyim? Ama en mantıklısı o. Şunu kaldır. Gayet iyi. Çok güzel. Arkaya full mısırla donattık. Şuraya da ceviz yaptık. Tamam ya bir dizilim yaptık abi. Bir dizilim yaptık sonuç olarak.
Abi ya mayınları kaldır. Mayınlar gereksiz ya. Daha mayınların hepsini kaldır abi. Ne yapayım ben öyle mayınlara? Şunun bir ötesini kullanacağım birazdan. Şunun bir ötesini birazdan kullanacağım abi. Şu büyük dalga gelsin. Tamam. Ve bence yavaştan kullanabiliriz abi büyük dalgayı ve hop. Ve adam uçuyor. Her yeri yaktı valla. Alan 9 karalık yeri yakıyor abi. Yanlış görmediysem haydi geldi hadi. Adam köpek balığıyla zor işi bitkileri eziyor. Bu nasıl bir şeydir hacı? Hacı işler karıştı hacı. Yanlış mı yaptım bilmiyorum ama. Abi dikenle şöyle bir... Allah zombiyi nasıl çektik onu bilmiyorum. İttiriyor ulti. Diken ittiriyor. Garip bir şeymiş. Arka full mısır mı donatsayım o zaman? Ya şu mayınları sıf gitsin diye ya. Yalnız dikkatinizi çekerim. Dev zombi hala ölmedi abi. Bu nasıl bir şey? Hani çok saçma değil mi acaba? Oğlum ölsene. Hayda ölmüyor adam. Adam ölmüyor birader. Adam ölmüyor. Bu nasıl bir... Hah öldü. Tek attık valla. Oo, benim dikenlerimi falan hep yok etmiş bu. Bir tane mısır varsa arkayı full 2 sıra yapacağım. Bir tane atayım. Zaten full şey olmuş. Şöyle bir tane de alev yapayım abi. Oraya yetişiyor mu bu arada? Yetişmiyor ki. Biraz daha yaklaşsın. Adamlar. Tereyağı atmayın abi. Tereyağı atmayın. Tam şu ortadakine verip aleve ikisinin işini bitireceğim de. Şunları bir kaldırsana abi. Hah, gel. Gel oğlum gel. Gel oğlum gel. Gel. Hop. Alevi verdim. Bir kere daha alevi verdim. Ve bir kere daha alevi verdim. Tamam güzel. Bir ultiyi de kullandık. Zaten önemli değil yani. Hani para her gün kastım için önemli değil. Ve güzel. Bir tane ne verdi abi? Kutu verdi. Kutu demeyeyim de ya patlattığınca içinden loot, şey ne diyeyim? Loot diyeyim ya. Yani direkt loot verdi. Evet, yine görevler falan yapıyoruz. Açalım. 100 gold. Neyse hiç yoktan iyidir. 3 tane mısır katapultu için puan verdi. Dikenler verdi. Güzel. Dikenler güzelmiş. Dikenler ultis çok güzelmiş. Yani dikenleri normalde kullanacağım pek sanmıyorum açıkçası ama hani Survivor modu falan var mı bilmiyorum Plants vs Zombies 2'de yani ikinci oyunda. Yoruna yazın arkadaşlar. İkinci oyunda hatta ikinci oyunda şurada sol üstte şu ne abi? Şurada vazo kırma var galiba. Bakın sol üstte şu. Kitli olan aynen. Abayız bir rakir aynen. Case Day 4 diyor. Ha. Adını siz getirin. Case dünyasının Case gününün mağara günü 4. yani mağara dünyası gezegeni varmış herhalde. 14. bölüme gelmemizi istiyor. Ama mesela ay zombi yok hani zombileri kontrol ettiğimiz bir oyun modu vardı. Onu ben göremedim. Yani bir de survival modunu da göremedim. Yani bilmiyorum onlar var mı bilmiyorum ya da ileride mi açılacak bilmiyorum. O boostları varmış abi. Boostlarını alalım mı? Yani hani bu direkt şey yapıyor. Bunun da boostunu alayım. Bunun da boostunu. Gerçi ikisini aynı anda alıyoruz. Aynen ikisini aynı anda alıyoruz. Ben niye böyle şey yapıyorum? Aynen öyle. Sanki benim boostunu alacakmışız gibi geliyor ama öyle bir şey yok abi. Tamam burada da böyle mini boss tarzı şey vardı. Yani mini boss değildi. Hani böyle devler falan geldi. Ondan herhalde öyle bir şey yaptılar. Evet şimdi. Bu bölüm ezik bir bölüm gibi ya. Valla. Gerçekten öyle. Şunu ben bir alayım mı ya gene? Bu baya çok güzel yani hani çok hoş bir şey kendisi. Mısırı da alayım. Mısırın ya da şeyini almayayım. Mısır adı boostumu da başka bölümde kullanırım. Bunu alayım. Tamam mı? Ondan sonra bunları aldıktan sonra bunu alabilirim. Ve ekstra slotla beraber 650 altına düşmüş. Çok kadar garip o da.
Ya bunu da aldıktan sonra abi ne alabiliriz? Mayın alabiliriz. Aynen mayın unutuyorduk abi. Güzel. Tamam. Her türlü ben bu bölümü geçtim zaten abi. Aynen bak ateş bir işaretinin cooldown'u da bayağı hızlı. Bayağı hızlı. Tamam güzel. Ya ateş bir işaretini arkadaşlar oyunun sonuna kadar bence kullanılabilir yani. O derece güzel bir şey ya. Hani 100 elmas verdi ve hani 100 değil 200 elmas versem de değermiş yani hani. Öyle de söyleyebilirim. Ama yani kötü oldu. Bu çok kötü oldu abi. Ya çok da kötü olmadı. Tamam aynı şey. Şimdi koyamayacağımız diye korktum da. Bu arada iki tane tahta garip olmuş. Yani normalde birli birli altlar doluyordu. Boşluklar. Kusura bakın 3 tane ya boş yer var. Garip. E bu üsttekini ben ne yapayım abi şimdi? Yakayım mı illa? Yakayım. Ne yapayım artık yakmak zorunda kaldım. Tek attım adama. Adam öldü. Şuraya da atayım. Bunlar da bir yansın. Yapma çok güzel. Gelme aman aman gelme. Seni de ben bir yakayım güzel. Tam boost bayağı işe yaradı ya. Aslında boost olanları daha iyi kullanabiliriz de. Ejderhayı yaz kullanamayabiliriz. Allah belanı vermeyesin. Tamam güzel. Ejderhayı boş ver ya valla. Ya da ejderhayı boş verme abi. Harbiden de ejderhayı boş verme yani abi. Ejderha yine Torchwood'u koymamak bence daha mantıklı ya. Bilemedim de. Ah boşta boost attık. Yanlış yaptım. Hani cooldown'da hele ki hızlı dolanlar için erken koymak yani boost'u varken yanlış aslında. Ha, cooldown'lı yavaşsa bir şey diyemem mi? Hani koyarsın da gene. Şunu bir uçuralım, kanatlansın abi. Hop. Alan vursun yani tertemiz. Tamam. Yalnız fark ettiniz mi bilmiyorum. Full P shatterlarla oynuyorum yani. Şu ejderhalar hatta saymıyorum. Full P shatterlarla oynuyorum yani. Neredeyse. O da ayrı bir güzel bir olay yani. Cevizlere koyduk zaten. Bir tane şeyler kaldı. Tamam gel artık gel. Adamlar yalnız bir şey değil mi? Korsanla ayakları yere bastı gibi tek yedi ya. İyi oldu. Ve bununla hepsinin ultisiyle adamların içinden geçtim. İçinden. Adamların parçaları yok oldu abi. Ve yine bir tane bitki verdi. Bu da fasulyeye benziyor. 50'lik bir şeymiş. Bu nasıl bir şey abi? Böyle yaylı bir şey gibi. Garip bir şey. Zaman işareti var. Zamanla herhalde zamanla hani belli bir şeyle bir şey oluyor yani. Sürekli aktif bir şey değil galiba. Neyse bakacağız. Bayağı da şey yaptık ya anladık işte. Quest komple. Tamam sus. Bir tane daha bölüm oynayalım. Çünkü iki bölüm oynamış olacağız. Hatta üç bölüm mü? Bilmiyorum. Zengardına bir gidelim. Zengardına bitkilerimizi sulamaya bırakalım. Aynen güzel. Şimdi de şeyi bulsun aynen. Bu arada ben bunu kullanmayı unutuyorum ya. Arayı harbiden. Video dışında yani girip Prenses Zombies Zengard'ınla uğraşmayı unutuyorum da çok da önemli değil yani. Şimdi öyle de bir olay var abi. Ya ha, bunlarla uğraşmayalım abi. Yeni bir tane bitkiyi açtık. Ve 10. bölümden devam ediyoruz. Oyundaki en sevdiğim özellik bu arada ne biliyor musunuz? Çünkü artık genelde yani olmayan yani mobil oyunlarda olmazsa olmaz bir şey enerji sistemi abi. Enerji sistemi bu oyunda yok mesela. Gerçi bu oyunda 2013'te çıkan bir oyun yani hani eski bir oyun yani hani yeni bir oyun değil de yine de olabilirdi yani sonra ekleyebilirlerdi yani. Öyle de bir olay var diyeceğim. Bu ne abi topçu var karşıda topçu.
Bebeği fırlatıyorlar. Bebeğin de kulağına kolye mi? Ne var artık? Ne dersiniz ona? Abi ya bu nedir ya? Ya saçma sapan işler tutuyorsunuz abi. Bunu alalım. Bunu alalım. Hadi şunu kullanmak amaçlı. Ceviz. Ay cevizin boostunu aldım elmas vererek yanlışlıkla. Allah'ım. Neyse çok da önemli değil. Plant diyelim. Cevizin boostunu aldım iyi mi? Neyse. Bir kere de biz kendi elmas vererek bir boost yapalım. Bir farklılık olsun. Normalde elmas kazanmak zor. Arkadaşlar ben kazandığım tüm elmasları reklamlardan kazandım diyebilirim yani. Evet. Evet cevizin de boostu böyle arkadaşlar. Metalin içinde oluyor yani. Bakışlara bak bakışlara. Yani 3 kat 5 kat daha zırhlı oluyor. Kendisi. Bu nasıl bir şey ya? Şöyle bir tane öne koyacağım. Sen şöyle bir atalım. Şöyle bir tane koyalım. Aa yere yapıştı. Bu nasıl bir şey ya? Yere yapıştı. Ne olacak abi? Aa ne güzel. Zombiye fırlatıyor gidiyor zombi. Abi çok güzelmiş. Zombi suya fırlattı. Zombi direkt hani kovada taksa, kolyede taksa direkt hani hiç onu kırıp onu öldürmekle uğraşmıyoruz. Bayağı iyiymiş ya aslında. Ben beğendim. Şuraya koyalım mesela bak. Baksanıza hem yanda hem attı ya yani farkındaysanız. Abi bayağı iyi ya. Ben sevdim. Abi yapma. Tamam. Hop güzel. Bir şey yapamazsınız oğlum siz o cevizlere. O cevizlerle uğraşmayın yani. O cevizlere bir şey yapmak için yani çok fazla kalabalık gelmeniz lazım. O daha zor yani. Yalnız ben buydu kuramadım. Gerçi son dalgadaymış pardon. Abi şurada ben bir boost'u kullanabilir miyim? Çünkü adam açıktan girerek. Nice. Güzel güzel güzel. Abi pitch atır. Pitch atır. Fire pitch atır. Aaa topçu. Baba var üstte. Aaa. Üstteki topçu bebeği görüyorsunuz değil mi? Topun ucundaki topun namusundaki bebeği. Tereyağı attı. Baba topa en üst kademeye bakın. En üst sıraya bakın. Aha ateşlediler mi? Bir bab etti o ama gitti herhalde o. Tam anlamadım neyse. Aman gitsin ya zaten hiç sevmedim. Aa bak en alttan geldi bu sefer de. En alta bakın. Ana ceviz piyasaya çıktı. Yok abi. Şöyle bir şey yapalım. Tereyağı atalım. Sonra da hepsini yakıp yıkalım abi. Bölümü tek seferde bitirelim. Aa bak top. Çuğlar sıktı abi bebeği bildiğiniz. Abi bebek zombiyi bildiğiniz. Adamlar top olarak kullanıyor yani. Ben nasıl bir şey diyeyim buna yani. Bu manyaklık. 5 evet. Bir dakika bölümümüzde direkt 5 adventure level'ını bitir. Görevini tamamlayacağız. Kakot Kanon. Bunu kanonlarla ilgili bir şey dedi. Şimdi bir de görevlerden bir şey yapmışız arkadaşlar. Yine 25 dakikalık bir video oldu. Güzel. Tamam. Cevizli de şey yapalım. Arı nerede o arı? Arı gelebilir mi? Arı yok. Arıyı bekledim. Yok. Şimdi görevlerden arkadaşlar görevimizi alalım ve bu videomuzda bitirelim. Aa bak bu 10. bölüm bitirdiğimizde de şu top şeyi bir alacağız. Bak güzel bu şeydi. Tıklıyorduk. Sürükliyorduk bir yere atladı. Yok sürüklemiyorduk pardon. Tıkladığımız gibi atıyordu yani. Karşısındaki rakip hangi sırada hangi satırdaysa o satıra atıyordu bir tane. O da güzeldi aslında. Evet şuradan da bir tane ödülümüz varmış arkadaşlar. Ödülümüzü hemen açalım.
Kaç coin geldi? 500 coin. Güzel. 500 coin iyi iş yapar abi. 3 tane bunun puanı verdi. 3 tane bunun puanı verdi. Ve başka da hiçbir şey vermedi. Neyse arkadaşlar, o zaman bunu bakıyorsam bu videomuz da bu kadar olsun. Bu videomuzda korsanların dünyasında arkadaşlar. Yine ilerledik arkadaşlar. Denedik zaten birinci oyundan bildiğimiz için, ama ultisi falan bayağı iyiymiş. Çekiyor adamı öyle, dikeni saplıyor. Ondan sonra böyle kur kafatası bölümü oynadık. Devlerle karşılaştık. Dev zombilerle köpek balıkları tutuyordu. Köpek balıklarını bildiğiniz tutuyorlardı yani. Sonra şöyle bir bitki açtık arkadaşlar. Bu da bitkileri zıplatıyordu böyle. Zıplatıcı fasulye diyebiliriz ya da trambolin fasulyesi, öyle isimler verebiliriz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir video olduğunu da düşünüyorum. Arkadaşlar, videonun sonunda like, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Şimdi kendinize bakın. Bye bye.